Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çok güzel bir örgü bandı anlayışı göstereceğim sizlere. Tığım 2,5 milimetre, iplerim yarn art. Hemen yapılışına geçelim arkadaşlar. Krem rengi ipimle başlıyorum. İpimi sabitledikten sonra 4 tane zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Başlangıçtaki zincire batarak üçlü trabzan yapıyorum. Doluyorum. İlmek alıyorum. 8 tane ilmek alacağım. Evet. İlmeklerimi 2 2 topluyorum. Burada 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi sarı rengime geçiyorum. Ve sarı ipimi zincirle sabitledim. Sonra tığımdan çıkarıyorum. Bakın şu aradan tığımı geçiriyorum. Sonrasında sarı ipimi alıyorum tığıma. Bu şekilde aradan geçirmiş oluyorum. Sonra doluyorum bir kere. Aynı göze bir daha batıyorum. Birinci ilmeğim oluyor. Tekrar doluyorum. Bakın buradaki tepelerde gördüğünüz bütün ilmekleri batıyoruz arkadaşlar. Birer ilmek alıyoruz. Sonra tekrar 2 2 kapatıyoruz. Toplayarak geriye geliyoruz. Bir tane zincir çekelim. Evet, bakın burada zinciri çekmiştik arkadaşlar. Şimdi tığımı krem rengi ipime takıyorum. Doluyorum. Evet, bakın başlangıçta da zincirimiz vardı burada. 4 tane. Buradan yine 8 tane ilmek alıyorum. Tekrar 2 2 geriye doğru geliyoruz toplayarak. Evet, buradaki ilmeklerimi topladım. 4 zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın burada sarı ipimi bırakmıştım. Şuradaki tepeden boşluktan geçirip tığımı geçirip krem ipimi bırakıyorum. Sarı ipimi alıyorum. Bu şekilde karşıya geçiriyorum. Evet. İpimi biraz uzun tutuyorum. Bir kere daha dolayıp aynı gözden batıyorum tekrar ilmek alıyorum. Sonrasında yan tarafa geçiyorum. Bu gördüğünüz bütün boğumlara birer kere dolayarak ilmek alıyoruz hepsinden.
Evet, tekrar 2-2 toplayarak geriye geliyoruz. Evet, bir zincir çekerek bırakıyoruz arkadaşlar. Tığıma. Evet, şimdi sarı ipi bıraktım. Krem ipi aldım. Zincir çekmiştik başta 4 tane. Şimdi bakın arkadaşlar, bu şekilde tutarak bir kere doladıktan sonra şuradaki zincirin arasından geçiriyoruz. Buraya 8 tane ilmek alıyoruz. Şimdi bu ilmekleri 2-2 toplayarak geriye geliyoruz. Evet. Tekrar 4 zincir çekiyoruz. Şimdi krem rengi ipimi bırakıyorum. Bakın buradaki aradan tığımı geçirip sarı ipimi alıyorum. Parmağıma da sarıyı doladıktan sonra bu şekilde tekrar aynı göze sarı ilmek. Sonra bu gördüğünüz bütün boğumlara batarak ilmek alıyoruz birer tane. Evet arkadaşlar, ilmeklerimi aldım. Şimdi 2-2 eksilterek geriye doğru geliyoruz. Evet, hepsini topladım ve bir zincir çektim. Aynı şekilde arkadaşlar, yine şimdi tekrar krem rengi oluşturmak için tığımı krem rengi ipi alıyorum. Doladım bir kere, bakın buradaki zincire batarak 8 tane ilmek alıyoruz. Evet, tekrar 2-2 topluyoruz arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Anlamadığınız bir şey olursa yorumlardan sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet, burada tekrar 4 zincir çekeceğim. Sonrasında arkadaşlar yine zincirle krem ipimi bırakıp sarı ipi alacağım. Buradan geçirerek ilmeği alarak bu şekilde istediğimiz boyuta gelene kadar devam edelim. Ben kamera arkasında tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın ben istediğim boyuta geldim bu şekilde. Şimdi bir tane lastiğim var. Lastiğimi alıyorum. Tığıma bir ilmek doladım. Bakın şuradaki zincirin arasından geçirip sonra lastiğimi alıyorum. 1, 2, 3 tane ilmek geçirdim. Sonra bu ilmekleri bu şekilde topluyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Burada kesiyorum arkadaşlar. Hemen ipimi gizliyorum. Şimdi ipimi sabitliyorum tekrar zincirle. Evet, bu şekilde tutuyorum. Arkası önü bir gibi oldu. Şimdi bakın buradaki zincirin arasından tığımı geçiriyorum. Şöyle geçirdim. Karşı tarafa lastiği de aldım. Bir kere doladım. Tekrar aynı boşluktan 2 ve 3. 3 tane ilmeği topluyorum. Kapattım. Bir tane de zincir çektim. Evet, burayı da hemen gizleyelim arkadaşlar, buradaki ipleri de. Evet, fazlalıkları ben keseceğim. Şöyle bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldim.
Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.